Değerli izleyiciler, hep söylüyorum, ben aslında söylemekten sıkılmıyorum da umarım siz dinlemekten sıkılmıyorsunuzdur. Benim mesleğim inşaat mühendisi, mesleğimi çok seviyorum. Yapı denetimi yıllardan beri yapıyorum. Bıkmadan deprem diyeceğim, bıkmadan denetim diyeceğim, bıkmadan sağlıklı proje diyeceğim. Ve herkesin bunun kabullenmesini bekliyorum, kabullenmesini istiyorum. Bu minicik açıştan sonra demin kaldığımız konuda, yapı denetimle, müteahhitle, yapı sahibinin ilişkileri konusunda bir de Hakan Bey'in görüşünü alalım. Bir de onun babadan kalma eski müteahhitlik geçmişi olduğu için değişik deneyimleri vardır belki, onları dinleyelim. Osman Bey, şimdi benim burada aklımın almadığı bir konu var. Demin çok güzel söylediniz. Sözleşmelerde fayansı yazıyor, boyanın cinsini yazıyor. Ama kendi binasını sağlamlığını denetleyecek firmayı seçmiyor. Şimdi bunu neye göre seçecek vatandaş? Konu oradan başlıyor. Çünkü bu yapı denetim firmalarının hepsi Bayındırlık Bakanlığı tarafından yetki almış ve eşit değerde firmalar devlet gözünde. Piyasada böyle mi? Değil. O zaman ne yapacak yapı denetim firmasını seçerken vatandaş? Şimdi benim vatandaşa söyleyeceğim şeyler farklı. Burada Bayındırlık Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile tartıştığımız bir ortamda farklı şeyler, ama vatandaş o zaman bilip tanıdığı yapı denetim firması, ortağı olur, çalışan olur, kişiye yanaşacak. Ve o kişiyle diyecek ki, müteahhide benim yapı denetim firmam bu olsun, ben bunu istiyorum, parasını da sen ver. Gerçi bu da gayri yasal bir şey ama... En azından bir geçiş diyelim bunu. Geçiş ben de söylemekte zorlanıyorum ama geçiş dönemi yani. Ama sonuçta fayansını seçtiği gibi binasının sağlamlığı. Şimdi Osman Bey, ben seni zannedersem 99'da 595 zamanıydı. O zaman ilk kurulduğumuz zamanlar hep müteahhitleri yükleniyoruz ama ben de bir mal sahibinden bahsetmek istiyorum. Çünkü neden? Ben gerçekten 12 yıllık yapı denetim hayatını hiç demirden çalan, ne bileyim beton, düşük değerde beton dökmeye çalışan bir müteahhitle karşılaşmadım. Doğru. Hiç karşılaşmadım. Buna tenezzül eden bile görmedim. Ne vardı? İşte bazı müteahhitler kalfaların esiri olmuşlardı. Kalfa ne yapıyorsa olur. Hatta bir de oraya demir devam ederseniz kalfa sizi şikayet eder. Böyle durumlara gelmişimdir. Ama gelip de bir müteahhitin oradan çalmaya çalıştığını görmedim. Ama mal sahibinin çalmaya çalıştığını gördüm. Çam dibinde bir inşaatta 4,5 metre tavan yüksekliği var. Bir gittim demir kalıp kontrolüne. Şimdi demirler tamam, sorun yok, ama kalıp 1,5 metrede bir kavaktan dikmeler. Bir de kavaklar da kısa kalmış orada. İkilik tahtalarla, iki tane çiviyle dikme yapmış. Adama dedim ki mümkün değil, dökemezsin. Abi ya ne kadar şey yapacağım dedi. Tamamlayacağım. Ya bu tamamlayacağım diye değiştirmen lazım dedim. Peki dedi. Ertesi gün ben hepsini yaptım dedi. Beton saati 2'de. Ben bir gittim. O zaman da hatırlarsınız. Beton numunelerini biz kendimiz alıyorduk. Evet, evet. Laboratuvarları biz götürüyorduk. Ben getirdim, bir baktım. Hiçbir şey değişmemiş. Adama dedim ki dökemezsin. Adam ben dökeceğim diyor. O zaman da 595'te hatırlarsınız, kolluk kuvvetlerinden güç alırdık. İstekte bulunup yardıma gelirlerdi. Ben döktürtmeyeceğim dedim. Adam başladı beton dökmeye. O dikmeler sallanıyor. Adam altına girdi. Kalıpları vuruyor. Polisler geldi. Betonu durdurduk biz. Şimdi o zaman da şimdi Zeyrin Hanım kulakları çınlasın. Borna Belediyesi başkan yardımcısı oldu. Çam dibinde şeydi o. Şube müdürüydü o zamanlar. Ona gittik. İnşaat mühürlendi ama kalfada benim arkamda keserli kovaladı. Ertesi hafta neyse hiçbir şey de olmadı. Ertesi hafta demir kontrol yapıyorum üstte. Kolonları dikti. Şimdi tam hatırlamıyorum. 12'lik 16 tane ya da 16'lık 12 tane demir var. Her şey kontrol edildi. Sorun yok. Her üst gün bir geldim. Kolonlarda demirlerin yarısı yok. Nerede bunlar? Abi bir şey yapmadım, çalmadım ki dedi. Üst katta kullanacağım dedi. Güzel. Şunu çalma. Altında oğlu oturacağım, ben üstünde kendi, hırsızlık yapmıyorum ki benim malım diyor. Şimdi böyle bir zihniyetle karşı karşıya. Bilinç noksanlığı diyelim. Olağanüstü bilinç noksanlığı diyelim, doğru. Ve de bu depremden sadece ve sadece bir sene sonra yaşanmış bir hikayedir. Evet. Yani öyle hikayelere baktığınızda benzer şeyleri ben de çok yaşadım. Biliyorsanız İzmir'de bizim meşhur bir 2003-2005 Seferihisar depremlerimiz vardı. O sırada bu olayı birkaç sefer anlattım. Her seferinde de yer söylemedim. Kimse tedirgin olmasın diye. Bir siteye götürdüler beni. Baktım çatlak içinde bina. Tek katlı bina. Çatlak içinde.
kolonlara bakayım dedim. Kolonlara şöyle yani sert bir şeyle vururum, sağlam ses geliyor ama içeride bir boşluk var gibi sesi. Bir çek, zaten çakılmışlar da bir çekici vermişsiniz dedim. Çekici aldım, sıva yıkadım. Sıva sağlamcaydı. Sıvanın arkasında beton falan yok. Kum yığını var. Bozuk parayla kazıdım kum yığını, demire kadar ulaştım. Yani bu binanın ayakta durması mucize, mümkün değil. Yapılan tek şey gene bir bilinçsizlik. Ustaya verilmiş inşaat, usta gelmiş betonu dökmüş, müteahhit bile değil. Usta gelmiş betonu dökmüş, beton döktükten sonra şapkasını almış gitmiş, 15 gün sonra kalıbı sökmeye gelmiş. Beton sulanmazsa ölür. Yanır. Bunu hep söylüyorum, beton sulanacak. Betonun cam damarı özellikle ilk 3 gün. Yaz demeden, kış demeden. Hatta ayıp olmasın, yağmur yağsa bile gene sulayın. Ne olur ne olmaz sulayın. Tabii bu espri ama yani sonuçta ne olursa olsun sulanması gerektiğini burada vurgulamaya çalışıyorum. Evet, çok hatalı şeylerle karşılaştık. Gün geldi, artık bugünlere kadar geldik. Ama yapı sahiplerindeki bilinç eksikliğini hala atlatamadık. Şimdi siz sürekli iş yapan bir firmanın başındasınız Kemalettin Bey. Sizle konuşmaya daha çok yapı sahipleri mi geliyor, müteahhitler mi geliyor? Bize genelde yapı müteahhitleri gelir. Müteahhit alır gelir, ben bu işi aldım, şu kadar metrekare işim var, bunu kaça yaparsınız diye sorar bize. Biz de belirlenmiş bir kıstas var, o kıstaslar doğrultusunda şöyle yaparız deriz. Anlaşırız, işe başlarız yani. Yani yapı sahibinle genellikle muhatap olamıyorsunuz. Yapı sahibinin ismini biliyoruz biz. Evet. Yani kendisini hiç görmüyoruz, ismini biliyoruz. Zaman zaman işte vekiller oluyor, yapı denetim hizmet sözleşmesi yapılıyor. Yapı denetim hizmet sözleşmesinde de yapı sahibinin, yani arsa sahibinin imzası alınması gerektiği için ya kendisini buluyor ve o zamanlar işte bizim arkadaşlarımız gidiyor, evet. Kendisini buluyor, imzalatıyor, getiriyor. O zaman görüyoruz. Sadece imza safhası. İmza safhası. Ne olursa olsun da atıyor imzayı zaten. İmzayı atıyor zaten. Zaten müteahhide soruyor bu ne diye. O da sözleşme atıver diyor. O da atıyor. Müteahhit izin veriyor. İzin veriyor müteahhit yani. Tabii çok büyük bir noksanlık. Evet Hakan Bey, şimdi gene sizin şeyden de bakacağım ben. Eskiden gelmişliğinizden bakacağım. Siz özellikle büyük inşaatlarda da görüyorum ben firmanızın adını. Burada özellikle firma ismi söylemiyorum. Dernek olarak konuşuyoruz sadece. Siz şeylerle, masraflarla muhatap olabiliyorsunuz özellikle büyük inşaatlarda. Benim portföyüme baktığımızda müşteri portföyüm %70'i mal sahipleri, %30'u müteahhitlerden geliyor. Zaten benim de genelde iş şeyim, yani metrekare bazında büyük işler geldiği için hep mal sahipleri zaten. O işleri müteahhide daha sonradan, şimdi mesela benim 5-6 tane işim var, daha müteahhide belli değil. Onların seçim aşamasındalar. Onların seçiminde de bulunuyoruz ama piyasa böyle değil. Bu bahsettiğim hep büyük işlerde. Evet. Ama piyasanın ortalaması eğer 3000 metrekarelik apartmanlarsa kesin ve kesin hep müteahhitlerle muhatapsınız. Kemalettin Bey'in dediği gibi birçok yerde mal sahibi muhatap olmak istemediği için, müteahhite de vekalet veremeyeceği için müteahhitin yanındaki çaycıya, sekretere veriliyor vekaletnameler. Ve yapı denetim firması olarak siz o müteahhitin çaycısına şeyi imzalatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu piyasanın bir tercihinde. Şimdi onu imzalatmak zorunda kaldınız deyince konuyu biraz değiştirelim. Kemalettin Bey, sizden şöyle alalım. Yapı denetim şirketi defalarca konuşurken bir kez daha söylemekte yarar var. İşe nasıl başlar en başından ve hangi aşamalardan geçer? Şimdi yapı denetim şirketinin 3-4 tane görevi var. Görevlerden bir tanesi ruhsat öncesinde proje kontrol aşaması var. Piyasada çalışan proje müellifi arkadaşlar projelerini üretir. Bu projeleri hazırladıktan sonra mal sahibine verir. Mal sahibi de müteahhide aktarır. Müteahhit yapı denetim sisteminde bunlar toplar gelir. İşte imar durumu, çapı, aplikasyon krokisi gibi evraklarla beraber yapı denetim şirketine getirir. Yapı denetim şirketinde bulunan denetçi tabir ettiğimiz, bakanlıktan belgesi olan, en az 12 yıl çalışmış, özel sektörde veya kamu sektöründe çalışmış arkadaşlarımız tarafından bu projeler incelenir. Şartnamelere, yönetmeliklere, tüzüklere uygunluğu araştırılır. Uygun olanlara uygunluk görüşü verilir. Yapı denetim şirketinin evrakları da eklendikten sonra
ilgili idareler tabir ettiğimiz belediyelere, organize sanayi müdürlüklerine, serbest belge müdürlüklerine, il özel idaresine gönderilir. Orada ruhsatlandırmak üzere. Belediyedeki arkadaşlar da bu projeleri kendi ölçeklerinde kontrol ederler. Kontrol ettikten sonra yapı ruhsatı hazırlanır. Yapı ruhsatına proje müellifi arkadaşlarımız, yapı denetim şirketi de fenni mesul sıfatıyla imzasını atar. Ruhsat düzenlenir. Ruhsat düzenlendikten sonra belirli bir süre sonra inşaata başlamadan önce iş yeri teslim tutanağı denen bir tutanak tanzim edilir. Bu kimler gider? Yapı denetim şirketinin yetkilisi artı müteahhit artı varsa şantiye şefi beraber yerine giderler. Arsaya bakarlar. Arsanın durumunu gözlerler. Kazı nerede yapılacaktır? Nasıl yapılacaktır? Onlarla ilgili bir bilgi alışverişi yaparlar. Bir tutanak düzenlerler. Bu tutanağı tanzim tarihine itibaren 3 gün içerisinde belediye veya özel idareye takdim ederler. İnşaat başlamış olur. Bunun bu binanın aplikasyon işini yapı denetim şirketleri arsaya aplike etmekle görevlidir. Burada ya yanında bir harita mühendisi çalıştırır ya da dışarıdan harita mühendislik hizmeti satın alarak bu işi yerine getirir. Görüleceği üzere yapı denetim şirketi bir projeleri kontrol ediyor. Bunlardan dolayı bir sorumluluğu var. İki, binanın zemine aplikasyonundan dolayı bir sorumluluğu var. Bunu yapıyor. Ondan sonra araziye gelir. Araziye demirler gelir. Demirde her cins projesini açar, bakarlar. Burada hangi tip demirler var? Hangi çaplarda demirler var? Onlardan 50'şer santim boyunda, 2'şer taneden az olmamak üzere numune alır. Yetkili laboratuvara götürürler, test ettirirler. Bu standarda uygunluğu araştırılır bu demirlerin. Eğer standartlar o çerçevesinde ise kullanılmasına izin verilir. Yoksa bu demirin şantiyeden kaldırılması için gönderilir. Daha sonra imalatlar başlar. İşte kalıp kontrolü, demir montaj kontrolü yapılır. Bu aşamalarda yapı denetim firmasının kontrol elemanı ve denetçi arkadaşlarımız yerine giderler. Projeye uygunluklarını kontrol ederler. Uygunsa beton döküm izni verilir buraya. Beton döküm izni verildikten sonra mal sahibi veya müteahhit beton firmasına projesindeki beton sınıfında dikkat ederek bir sipariş verir. O belirlenen günde ve saatte yapı denetim firması, yetkili laboratuvar yetkilisi, müteahhit veya şantiye şefi kim varsa beraber şantiyede buluşulur. Beton mikserleri gelir. Onlardan numuneler almak suretiyle numuneler alır. Bunlar saklanır. Beton dökümü yapılır. Beton dökümünden sonraki süreçte betonun korunması gündeme gelir. Bunun sulanması, kürü, bakımı gelir. Bunu da yaz aylarında özellikle 3 günden az olmamak üzere 7 güne kadar bunu sabah ve akşam mutlaka sulanması, betonun kalitesine artırma yapılır. Bu her defasında bu tekrarlanır. Bu su basman seviyesine gelindiği zaman su basman vizesi yapılır. Ondan sonraki duvarlar örülmeye başladığı zaman ısı yalıtım projesine göre duvarlar vins midir, sandviç midir, gaz beton mudur neyse onların uygunluğu kontrol edilir. Isı yalıtım kontrolü yapılır. Ondan sonra sıva gelir, çatı gelir. Bunlar her aşamasında yapı denetim olayın içindedir. Ta ki yapı kullanma izni alınıncaya kadar. Evet. Burada şimdi kaba inşaat çok güzel özetlediniz. Burada hem ince inşaatlardan bir de belediyelerle ilgili idarelerle ilişkileri size sormak istiyorum Hakan Bey. Bizim bir de her halükarda belediyelere teknik olarak bağlı olmak durumundayız. Yani en azından çalışmalarımızın raporlarını sunmak zorundayız. Çünkü ruhsat veren merci onlardır ve onlar da bu raporları kendi bünyelerinde bulundururlar. Siz bu konuda hem ince inşaatlar konusunda hem belediyelerle yani ilgili idarelerle ilişkilerimiz konusunda birkaç şey söylerseniz lütfen. Şimdi Osman Bey, genelde biz hep diyoruz ya böyle yapı denetim kolay mıdır, zor mudur ya da yapı denetim binayı denetlemek midir? Asıl olan binanın sağlamlığı, asıl olan orada CS standartlarına göre uygun malzemenin kullanılması. Ama biz bunu şu anda yaptığımız işin %80'i bürokratik
belediyelerle olan yazışmalar, belediyeye verilen tutanaklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen tutanaklar, oraya imza, buraya imza, denetim faslı bu işi sadece %20'si. Bizim enerjimizin %80'i belediyelere. Şöyle söyleyeyim, bir tane su basman seviyesine geldiğimiz zaman bir hak ediş yapacağız, %20 seviyesinde. Temel aşaması dökülmüş. Bunun için ilk önce seviye tespit donanını belediyeye veriyoruz. Bu seviye tespit tutanağına göre belediye bunu onayladıktan sonra tekrar hak edişimizi düzenliyoruz. Laboratuvar sonuçlarını koyuyoruz. Diğer istenen şeyler tabii bunlar her belediyede de değişiyor. O ayrı bir konu da. Arkasından bu hak ediş onaylandıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bu hak edişleri götürüyoruz. Bu hak edişler de onaylandıktan sonra Çevre Şehircilik'ten oradan alınıp ilgili kaymakamlığın Mal Müdürlüğü'nde teslim ediyoruz. O kaymakamlıkta defterdarlık vasıtasıyla bize paramızı ödüyor. Yani çok uzun bir süreçten geçiyoruz. Ve burada enerjimiz biraz tükeniyor. Ama düzeltmeler olacak. Şöyle diyeyim. Amaç sadece para ödenmesi meselesi değil. Bu bir aşamanın bir sonraki aşamaya geçmesi için yapılan işlem aslında. Örneğin siz su basman vizesi dediğiniz zaman kaba inşaata geçmek için bu işlemleri yapmak durumunda. Vize demeyelim biliyorsunuz. Vizeler kaldırıldı şimdi. Böyle vize söyleyeyim. Aşama bir atlama için yani su basmandan kaba inşaata geçeceksiniz. Bu aşamayı sağlamak için bu işlemlerin yapılması durumunda ama bu işlemlerde de çok bürokrasiyle boğuşuyoruz. Bunların evet şimdi bir takım yeni çalışmalar var. Biz de müdahil olmaya çalışıyoruz dernek olarak biliyorsunuz ama ne kadar neyi sağlayabileceğiz çok fazla uğraşıyoruz yani bir şeyler yapacağız daha sağlıklı şeyler yapacağız ama şunu söyleyebiliriz değil mi ki öncelikle yapı sahiplerine arsa sahiplerine buradan seslenmemiz gerekiyor. Mutlaka işinize sahip çıkınız. Müteahhidi bulunuz, müteahhidi bulduğunuz gibi yapı denetim firmasını da bulunuz. Projeyi yaptırırken hassasiyet gösteriniz. Projenin uygulanması için yapı denetime güveniniz. Çünkü sonuçta o binada en azından bir kişi, yapı sahiplerinden bir kişi veya çoluğu çocuğu oturacak sonuçta. Kendi menfaatleri için bile olsa bırakın yani genel bir menfaat silsilesini bırakalım bir kenara. Ama ne olursa olsun bir yakını, bir kendisi, belki kendisi çocukları, torunları oturacak belki. Bunu düşünerek çok özen göstermesi gerektiğini söyleriz. Bir o cümleyle bu konuda bir özet alabilirsem sizden ondan sonra toparlayalım. Şimdi burada diyoruz ya her zaman Osman Bey size söylediğiniz gibi müteahhit bu evi yapabilir, binayı yapabilir ama 2 gün sonra, 20 yıl sonra kendi torunu oturabilir. Çok güzel söyledin. Evet. O yüzden de burada yapı sahibinin yani burada kat karşılığı da yapıyorsa müteahhitin kendi binası hep bu şekilde düşünmesi lazım. Onların da bu bilinçte yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada binalarda biz projeleri düzelttirmeye gidiyoruz. 2 gün kayıp oluyor. Projede bazı şeyler düzeltiliyor. Mal sahibinin aradığı da oluyor. Bilinçli mal sahibi, biz onun şeyini koruyoruz. Ama o mal sahibi köpürüyor. Neden? 2 gün belediyeye çekmiş. Ama köpürmemesi lazım. Biz onun hakkını koruyoruz. Evet. Bilinçlendirme. Hep bilinçlendirme. Ama burada bir tek şey söylemek istiyorum Osman Bey. Bunun sebep olan biziz. Yani müteahhitlerin içerisinde her zaman mühendisler vardı. Projeyi her zaman mühendisler yaptı. Biz yapı denetim sisteminde de mühendisler var. Biz mühendisliği öğrendik okullarda ama bence okullarda bu işin etik davranmasını nasıl yapmamız gerekir, etik olunmayı öğretemediler bize. Daha eskiden beri. Sorun oradan kaynaklanıyor. Evet, hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor demek ki ama her şeyden önce benim mutlaka hep vurguladığım şey, biz önce elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Evet. Bütün çabayı göstermek durumundayız. Mesleğe saygımızı ortaya koymak durumundayız. Ama bizim mesleğe gösterdiğimiz saygıyı kanıtlamamız için yapı sahiplerinin bize yardımcı olması gerekiyor. Yapı sahiplerinin bizim önümüzü açması gerekiyor. Burada yapılacak olan şey aynı zamanda ülkenin ekonomisine hizmettir. Çünkü yıkılmayacak bir yapı yapmanız mutlaka ekonomiye katkıdır. Bugün kentsel dönüşümden söz ediyor. Kentsel dönüşümün bütçesinden bahsedilirken çok uçuk rakamlarda olsa eğer gerçekten sağlıklı bir kentsel dönüşüm yapılacaksa deniyor 600 milyar lira, 700 milyar liradan bahsediyor. Türkiye bütçesinin 1,5 katı rakamlar. Bunlarla karşı karşıya kalmamak için bize de düşen görev var.
müteahhitlere de düşen görev var ama yapı sahiplerine düşen görev de sadece ve sadece bizim önümüzü açmaları. Doğru mudur? Doğrudur. Ve bize güvenmeleri. Bize güvenmeleri. Tabii. Güvenmeleri ve bizim önümüzü açmalarıdır. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Şimdi aradan biz 5 hafta geçince bir sürü konu birikti bir sohbet edeceğim aslında ama tabii önce yapı denetim önemliydi. Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim değerli yazarımız Hıfzı Topuz'un bir kitabını okudum. Tevfik Fikret'in yaşam öyküsünü anlatıyor. Elbet sabah olacaktır diye. Ondan bir küçük alıntı ve bir şiirle devam edeceğim. Sonra bir şairim daha var. Mustafa Kemal Atatürk'e biliyorsunuz çalkantılı dönemler içinde söylenen çok şeyler var. Herhalde birisi Tevfik Fikret'i çok eleştiren sözler sarf ediyor ki Mustafa Kemal'in karşılığı şu. Anlamadım. Ne dediniz? Fikret büyük şair değil miydi? Fikret karanlıklar içinde bir nur görüp halkı o nura doğru götürmeye çalışırken siz nerelerdeydiniz? Niçin içinizden kimse onun gibi feryat etmedi? Ben Fikret'e erişemedim. Onun sohbetlerinden yararlanamadım. Kendimi bedbaht sayarım. Fakat onun bütün eserlerini okudum, birçoğu ezberimdedir. O hem büyük bir şair hem de büyük bir insandır. Efendiler, zaten parmakla gösterilecek kadar az olan büyük adamlarımızı küçültmeye kalkışmayalım. Birkaç gün sonra, bir hafta sonra 19 Ağustos'ta Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü var. O zaman tabii Tevfik Fikret anılacak 1915'te ölmüş ve öldüğü yıla hemen hemen bir yıl öncesinde yazdığı bir şiir var. Uzunca bir şiir, bir bölümünü okuyorum sadece. Sabah olursa isimli şiiri bir bölümü. Evet, sabah olacaktır. Sabah olur geceler, kıyamete kadar sürmez. Sonunda bu gökyüzü, bu mavi gök size kalır. Boynunu bükme, güneş hayatın neşesidir. Üzüntü içinde insan bizim gibi çürür. Siz ey gelecek günlerin küçük güneşleri artık birer birer uyanın. Ufukların sonsuz özlemi var nura, aydınlık. Çoğumuzun özlediği şey dağıtın bulutları, uğursuz gölgeleri. Aydınlık içinde koşun, kurtarın bu ülkeyi. Umudumuz bu. Biz ölsek bile vatan mutlaka sizinle şu zindan karanlığından uzak yaşar. 1915'in karanlık günlerinde yazmış bunu. İkinci şairim de çok sevdiğim bir şair. 22 Ağustos'ta da doğum günü anılacak. Ümit Yaşar Oğuzcan. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın nedense benim okuduğum ve Ümit Yaşar'ı tanıdığım ilk şiir 45 yıl önce. O şiiri zaman zaman okurum. Hatta bu programlarından birinde bile okudum sanıyorum. Karanlığın Çağrışı. Ben böyle olsun istememiştim. Ya sana çok yakın ya senden çok uzakta olmalıydım. Aramızda aşılmaz engeller olsun istiyordum. Büyük dağlar, derin denizler olsun istiyordum. Sana gelmeye gücüm yetmemeliydi. Çaresizliğimin bütün hıncını mesafelere yüklemeliydim. Dağda yanan bir çoban ateşi gibi, gökte bir yıldız gibi seni görmeli, seni yaşamalı ve senden çok uzaklarda olmalıydım. Şairlerimizi, yazarlarımızı anacağımız çok programlar olacak önümüzde. Gelecek hafta bayram, Ramazan bayramı. Bugünden hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun diyorum. Sağlıklı, mutlu ve mümkünse kazasız bir bayram diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte, işlerinizin de daha düzenli olacağı, daha neşeli günlerinizin olacağı hafta, bir hafta diliyorum efendim. Gelecek hafta yokum. Ben de bayramdayım izninizle. Ondan sonraki hafta içinde tekrar çeşitli konulardaki programlarımızla birlikte olacağız. Değerli konuklarıma bir kez daha geldikleri için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve programımızı burada kapatıyoruz efendim. Gelecek programa kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın efendim.